Alan ölçme. Konu ünitesini işleyeceğiz. Alan ölçme ünitesinin içerisinde üçgende alan ve paralel kenarda alan konuları bulunuyor. Üçgende ve paralel kenarda alan bulabilmek için bizim öncelikle yükseklik konusunu işlememiz gerekiyor. O yüzden şimdi gelin hep beraber üçgende yükseklik konusunu işleyelim. Yükseklik nedir ve üçgendeki yükseklikten bahsedeceğiz şimdi sizlere. Üçgende yükseklik bir üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara çizilen en kısa uzunluktaki doğru parçasına yükseklik denir. Burada da aynı şekilde bir üçgende bir köşeden kar, köşenin karşı kenarına inilen dikmeye üçgenin yüksekliği denir ifadesini görüyoruz. Şimdi bizim elimizde üç tane üçgen var. Birincisi dar açılı üçgen. İkincisi dik açılı üçgen. Üçüncüsü de geniş açılı üçgen. Şimdi gelin hep beraber dar açılı üçgende yükseklikler nasıl bulunur? Yükseklikler nerede kesişir? Bunları inceleyelim. ABC dar açılı üçgenindeki ilk yüksekliğimizi bulmak için BC kenarını tercih ediyorum. BC kenarına ait olan yüksekliği çizebilmek için hemen tanıma gidiyorum. Tanım bana ne diyordu? Bir köşeden köşenin karşı kenarına inilen dikmeye üçgenin yüksekliği denir. Kenarım burada. Bu kenarın karşısındaki köşeden inilen dikme benim yüksekliğimdir. Bu bir. Şimdi diğer iki kenar için yükseklik bakalım. AB kenarına gidiyorum. AB kenarına ait olan yüksekliği çizebilmek için hemen karşısındaki köşeden inilen dikme benim yüksekliğim oluyor. AC kenarına ait olan yüksekliği bulabilmek için de hemen karşısındaki köşeden inilen dikme benim yüksekliğim oluyor. Peki bu üç yükseklik, Üçgenin neresinde kesişiyor diye sorarsak tabii ki de üçgenin iç bölgesinde kesiştiğini görebiliyoruz. Yükseklikler dar açılı üçgenlerde üçgenin iç bölgesinde kesişirler. Şimdi gelelim dik açılı üçgene. Dik açılı üçgende yükseklikler nasıldır? Nerelerde bulunur ve nasıl kesişir? Bunu görelim. AB kenarına ait olan yüksekliği çizelim hep beraber. AB kenarı burası. Bu kenarın tam karşısındaki köşe C köşesi ve buradan çizilen yüksekliğimize bakıyoruz. Buradan inilen dikme AB kenarına ait olan yüksekliktir. Şimdi BC kenarına ait olan yüksekliğe bakalım. BC kenarı burası. BC kenarına ait olan yükseklik hemen karşısındaki köşeden inilen dikmedir tanımını kullanarak AB uzunluğunun olduğunu görüyoruz ve şu kanıya varıyoruz. Dik açılı üçgenlerde dik kenarlar birbirlerinin yükseklikleridir tekrar edelim. Dik açılı üçgenlerde dik kenarlar birbirlerinin yükseklikleridir. Şimdi AC kenarı ile ilgilenelim. AC kenarına ait olan yüksekliğimiz hemen karşısındaki köşeden inilen dik. Yani BE doğru parçası olduğunu görüyoruz. Peki bu üç doğru parçası yani 3 tane yükseklik üçgenin neresinde kesişiyorlar? Baktım. Bir tanesi buradan gelmişti. Biri buradan geldi. Bir tanesi de buradan gelmiş. Ha, üçü de B açısının olduğu, yani dik açının olduğu köşede kesişiyorlar. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Dik açılı üçgenlerde yükseklikler dik açının olduğu köşede kesişirler. Gelelim geniş açılı üçgene. Geniş açılı üçgen için konuşmamız gerekirse şöyle yapalım. Önce AC kenarına bir bakalım. AC kenarına ait olan yüksekliğimiz hemen karşısındaki köşeden yani B'den gelecek olan dikliktir. İlk yüksekliğimiz burası. Sonrasında AB kenarına ait olan yüksekliği bulmak istiyorum. Karşısındaki köşeden dik indirmemiz gerekiyor dikliği dışarıdan indirdiğimize lütfen dikkat edin. Bunun dışarıdan olmasının sebebi şu. Geniş açılı üçgenlerde bir açınız 90 dereceden daha büyük olduğu için eğer siz bunu olur da içeriden indirmeye şöyle çalışırsanız bu bir üçgen olmaz. Neden? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve siz burada bu kuralı sağlamamış olursunuz. Dolayısıyla bunu yapmamak için biz bu yüksekliği içeriden değil dışarıdan indirmiş oluyoruz. Şimdi CB kenarına ait olan yüksekliği bulmaya çalışalım. CB kenarı burası. Bu kenara ait olan yükseklik o kenarın tam karşısındaki köşeden indirilen dikmedir ve dikme buradan bize yüksekliği verir. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Geniş açılı üçgenlerde yüksekliklerin bir tanesi üçgenin içinde, diğer iki tanesi üçgenin dış bölgesindedir diyebiliriz. Peki gelelim şimdi uygulama kısmımıza. Uygulama kısmında ABC dar açılı üçgenindeki yükseklikleri çizelim öncelikle ama ha Burada AC kenarına ait olan yüksekliği istiyorsa işimiz daha kolay. 3 tane çizmekle uğraşmayacağız. AC kenarına geldim. Bu kenara ait olan yükseklik evet B köşesinden indirdiğimiz buradaki yükseklik olacaktır. Gene diğer üçgene uğradığımızda bu geniş açılı bir üçgen. AC kenarı burası. Buna ait olan yükseklik B köşesinden üçgenin dış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi diğerindeyiz. AC kenarı da gene bizim için geniş açılı bir üçgene ait olan bir kenar. Buna ait olan yükseklikte tam karşısındaki köşeden indirdiğimiz yükseklik olmuş oluyor. İkinci uygulama için bakalım. İkinci uygulamada Aşağıda verilen üçgenlerin belirlenen kenarlarına ait olan yükseklikleri bulmamızı istiyor. Belirlenen kenarları altı çizili olarak göstermiş. Bu kenara ait olan yüksekliği bulmak istiyorsak tam karşısındaki köşeye gidiyoruz ve buradan dikimizi indiriyoruz. Kaç santimse bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 santim olarak görünüyor. Şimdi buradaki bir yandakine bakalım. Dik açılı bir üçgen mavi kenarla çizilmiş. Buna ait olan yükseklik hemen karşısındaki köşeden indirdiğimiz dikliktir. Bu da 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 santimlik bir yükseklik ya da 5 birimlik bir yükseklik. Şimdi değerine geldik. Dar açılı bir üçgen görüyorsunuz. Mavi bölge burası. Bunun karşısındaki köşeden indirdiğimiz uzunluk, diklik bizim bu kenar kenara ait olan yüksekliğimizdir. Şimdi diğer üç parçayı ikisinin geniş açılı ve bir tanesinin dar açılı olduğunu görüyorsunuz. Bu üçünü de siz deneyebilirsiniz. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Bir sonraki sayfamızda bu konuyla ilgili olan sorulara odaklanalım. Aşağıda kare dikdörtgen içinde verilen üçgenlerin belirlenen kenarlarına ait yüksekliklerini çizerek uzunluklarını bulacağız. Gayet kolay bir soru. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. AB kenarına ait olan yükseklik isteniyor. Gördüğünüz gibi bizim elimizde A, B D üçgeni var. Bu ABD üçgenine ait olan yüksekliği çizmek istiyoruz. AB kenarına ait olan kısmını istiyor bizden. Evet nedir? Karşısındaki köşeden indirdiğimiz diklik bizim yüksekliğimizdir. Ve farkındaysanız CB uzunluğuyla EA uzunluğu birbiriyle eşit. O zaman burada 4 santimetre diyebiliriz. Diğerine bakalım. BC kenarına ait olan yükseklikten bahsediyoruz. Bu bir dik açılı üçgen ve söylediğimiz gibi dik açılı üçgenlerde dik kenarlar birbirlerinin yükseklikleridir. Bu kenara ait olan yükseklikte karşısındaki köşeden indirdiğimiz yükseklik olacaktır, diklik olacaktır. 8 ise diğer tarafında 8 cm olduğunu görüyoruz. Sonra geldik diğer bir parçaya, diğer parçayı biraz daha büyütelim. Buraya ait olan ABD üçgenine ait olan yüksekliğimize bakalım. Buradaki kenara ait olan yükseklik karşısındaki köşeden indirdiğimiz diktir. Ve bu dikin uzunluğu BC kenarına aynı zamanda FE kenarına eşit olduğu için 10 cm olarak görünüyor. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Aşağıda verilen şekilde MNPS dikdörtgen. MNE bir üçgendir. MN kenarına ait olan yükseklik hemen kendimiz oluşturalım. MN kenarına ait olan yükseklik hemen karşısındaki köşeden indirdiğimiz dikliktir ve 30 santimetredir. Öyleyse bunun hemen sağındaki ve solundaki paralelindeki kenarlarda yani PN kenarı da 30'dur. SM kenarı da 30'dur ve PN ile SM'nin toplamının 30 artı 30'dan 60 santimetre olduğunu gördük. Gayet kolay bir soru. Geçelim bir diğerine. Aşağıda verilen şekilde ABCD karesinin çevresi 84 santim ise AEB üçgeninde AB kenarına ait olan yüksekliğin uzunluğunu bulalım. Şöyle yapalım. ABCD karesinin çevresi 84 ise bir kenarının uzunluğunu bulabiliriz. Bir kenarın uzunluğunu bulabilmek için 84'ü 4'e bölmemiz gerekir. 84'ü 4'e böldüğümüzde 21 santim olduğunu biliyoruz. O zaman her bir kenarın 21 santimetre olduğunu gösterebiliriz. Şimdi AB kenarına ait olan yüksekliği istiyorsa AB kenarı burada. Buna ait olan yükseklik tam karşı köşesinden çizilen dikliktir. Karenin bütün köşelerinin de dik olduğunu hatırlatalım. O zaman AB kenarına ait olan yüksekliğin uzunluğu tam paralelindeki kenarlarla beraber 21 santim olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Gene gayet kolay bir soru. ABC üçgeninde BC kenarına ait olan yüksekliğin uzunluğu 30 cm ise LM kenarına ait olan yüksekliğin uzunluğunu bizden istiyor. Gayet güzel ve kolay bir soru. BC kenarını burada buna ait olan yükseklik tam karşı köşeden çizilen şu doğru parçasıdır. Dik doğru parçasıdır ve burada kaç birim var? 1 bir, 2 3, 4 ve 5 birim. 5 birimin uzunluğuna 30 cm denilmiş. Yani iki nokta arası 30 cm, pardon 5 birimin uzunluğu 30 cm. Biz iki nokta arasındaki uzunluğu bulacağız. O zaman şöyle yapalım. 30'u kaça böleceğiz? 5'e bölmeliyiz ki iki birim arasındaki nokta arasındaki mesafeyi bulabilelim. Şu parçamızın iki nokta arasındaki parçamızın hatta yazalım iki nokta arasındaki uzaklık altı birim. Evet. Şimdi gelelim e, LM K üçgeninden bahsedelim. Buradaki üçgende acaba nedir ya da KLM üçgenindeki LM kenarına ait olan yükseklik nedir? LM kenarına geldim, buradayım. Buna ait olan yüksekliği bulmak çok kolay. Çünkü dik açılı üçgenlerde dik kenarlar birbirine ait olan yükseklikleri belirtir. Burada kaç tane noktamız var? Bakalım. Kaç tane aralık var? 1 2 3 4 5 6 ve 7. İki nokta arasındaki uzaklığı da zaten biliyorduk. 7 kere 6'dan buna ait olan yüksekliğin 42 birim olduğunu görmüş oluruz. 7. sorumuza geldik. Görünüş itibariyle biraz garip bir şekilmiş gibi. Dursa da gayet kolay bir soru. Yanda verilen şekilde üç farklı kare ve içlerinde ABC üçgenleri çiz üçgeni çizilmiştir. Buna göre ABC üçgeninde AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bize soruyor. AB kenarına ait olan yüksekliğin uzunluğunu bulmak gayet kolaydır. Şöyle yapalım. AB kenarı biraz daha büyütelim ekranda. Hepimiz için daha güzel ve görünür olsun. AB kenarına 30 cm denildiğini görüyoruz. Bir Üstteki karemizin kenarlardan birer santim daha içeride olduğunu fark ediyoruz. O zaman şu parçanızın 28 santim olduğunu görmüş olursunuz ve bunun da bir kare olduğu için bütün kenar uzunluklarının 28 olduğunu yazalım. Alttaki kare için de şuralara 30 yazalım. Üstteki kareye, daha küçük olan kareye geldiğinizde sağ ve soldan ikişer birim içeriye alındığını görmüş oluyoruz. 28'den 2 birim sağdan 2 birim de soldan aldığımızda elde edeceğimiz uzunluk 24 birim olacaktır. Buranın da uzunluğu 24. Şimdi biz madem bunları bulduk. Yüksekliğe ulaşmak için gelin şunları bir silelim. Şu parçamızı. AB kenarına ait olan yüksekliğe ulaşabilmek için C köşesinden indirdiğimiz dik bizim yüksekliğimiz olsun. Peki, şimdi şuradaki yukarıdaki şu üçgene odak üçgen diyorum. Şuradaki kareye odaklandığınızda buranın yüksekliği nedir? 24. Hemen altındaki ortanca kareye odaklandığınızda buranın yüksekliği nedir? 28. Ve alttaki en büyük kareye geldiğinizde en büyük kareye ait olan yüksekliğiniz nedir? 30 santimdir. Bunların üçünün toplamı size BC, ABC üçgeninde AB kenarına ait olan yüksekliği yani 82 santimetreyi verecektir. Peki. Diğer bir soruya geçelim. Yanda verilen şekle göre ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu ile DBC üçgeninde BD kenarının BD kenarının uzunlukları toplamını bulalım. Yanda verilen şekilde ABC üçgeninde BC kenarına ait olan yükseklik gayet kolay BC kenarı burada. Buna ait olan yükseklik karşısındaki köşeden gelen dikliktir ve 6 santimdir. Sonrasında DBC üçgeninde BD kenarının uzunluğu. Ama burada uzunluk olarak DB kenarına uzunlukları toplamına bakalım. uzunluğu ile DBC Gayet kolay bir soru sormuş, ekstra bir şey sormamış. DB kenarının herhalde yükseklik sormak istemişti ama kenar olarak vermiş. Sorun yok. DB kenarının uzunluğu 8 cm ve bunların toplamları 14 cm olarak geliyor. Ama soruyu şöyle sormak isteseydi BC kenarına ait olan yükseklik ile DB kenarına, kenarının e, yüksekliğini sorsaydı, o zaman cevabımız 14 olmayacaktı. O zaman cevabımız 12 olacaktı. Çünkü BD kenarına ait olan yükseklik C'den gelen diklikti ve 6 santimdi. Ama soru bize birinin bir üçgenin kenarını diğer üçgenin de yüksekliğini istemiş. Peki. Geldik dokuzuncu soruya. Yanda verilen dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katı uzunluğundadır. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 48 santim olduğuna göre A, e, B üçgeninde AB kenarının yüksekliğinin AED üçgeninde A, D kenarının yüksekliğinden kaç santim kısa olduğunu bulalım. Tamam, başlayalım uzun kenarı kısa kenarının iki katı uzunluğundaymış. O zaman ben şöyle söyleyebilirim. Kısa kenarıma yıldız desem uzun kenarım iki tane yıldız olacak. Karşısındaki kenarlarla paralel oldukları için bunu güzelce yerleştiriyorum. Şimdi ben çevre uzunluğunu bu yıldızları toplayarak bulabilirim. Toplamdaki yıldız sayımı bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yıldız. Hatta şöyle yaparsak daha da güzel olur. 6 tane yıldız. 48 cm ise bir tane yıldızın 8 cm olduğunu görüyoruz. Böylece kısa kenarımızın 8, uzun kenarımızın da 16 cm olduğu görünüyor. Şimdi burayı bulduk. AEB üçgenine bakalım. AEB üçgeni burada. AEB üçgeninde AB kenarına ait olan yüksekliği istiyor. Hemen karşısındaki köşeye gidiyorum. Dikey indiriyorum. İndirdiğim bu yüksekliğin tam bu kenar kaç santimetreydi? 8 santimetreydi. O zaman buranın 4 santimetre olacağını görmüş oluyorum. Birincisini bulduk. AB kenarına ait olan yükseklik 4 santimetre. AED üçgeninde hemen oraya odaklanalım. AED üçgeninde üçgeni çizelim. Burada bu üçgende hangi kenarı istemişti? AD kenarına ait olan yükseklik. AD kenarına ait olan yükseklik tam karşısındaki köşeden inen diklikti. Bu dikliğin uzunluğunu bulmak içinse uzun kenarımız kaç santimetre? 16. O zaman bunun yarısı burası 8 santimetre olacak. Bir tanesi 4 cm, diğeri 8 cm. Bunların arasındaki farkı bizden istiyordu. 8'den 4'ü çıkardığımızda 4 cm ya da 4 birim daha kısa olduğunu görmüş oluruz. Gelelim 10. soruya hem dikdörtgen hem dik açılı üçgenlerden oluşan bir ifade. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgen, EBG dik üçgendir. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 28 cm olduğuna göre EBC üçgeninin kenarlarına ait olan yüksekliklerin toplamını istiyor. EBC üçgeninin kenarlarına ait olan yükseklikler. Şimdi biz dikdörtgenin çevresinin 28 santim olduğunu biliyorsak uzun kenarımızın da 12 santim olduğunu görüyoruz. O zaman karşısındaki diğer uzun kenar da 12'dir. 24 oluyor toplamları. Buraları da 2'şer santim olduğunu gördük. Şimdi gerisi gayet kolay. Gelelim üçgenimize ve üçgenden başlayalım. EBG üçgenindeki e, G kenarına ait olan yükseklik tam karşı köşeden gelen şuradaki mavi çizdiğim ilgili yerdir, yüksekliktir bizim için ve 8 santimdir. Sonrasında BG kenarına ait olan yüksekliği bulmak istersek bu kenara ait olan yükseklik tam karşısındaki köşeden gelen dikliktir ve buranın toplam uzunluğu bizim için 10 santimetredir. Devam ettim. Bu sefer e, B kenarına ait olan yüksekliği bulmak istiyorsam tam karşısındaki köşeden indirdiğim diklik benim için yüksekliktir ve bunun uzunluğu da 17 cm. Yüksekliklerin toplamı 35 cm olarak gelmiş oluyor. Üçgende yükseklik konusu bu kadar arkadaşlar. Bununla alakalı, bu konuyla alakalı elinizdeki soru bankalarından çözümlerinizi yapabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Hoşça kalın.